Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, 15. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden Cities Skylines kalfalık serimize devam ediyoruz. Önceki bölümde ben buraya ne yapmışım abi? Ben buraya ne yapmışım tam olarak? Anlayamadım ne yaptığımı. Hemen düzeltelim. Önceki bölümde parkımızı ayarlamıştık. Daha parkımızın işte ziyaretçileri arttıkça yavaş yavaş orayı geliştireceğiz. Şimdilik böyle dursun. Ona zaman lazım. Şimdi artık şu bölümde ofis sektörü ve biraz da şu sanayi. Heh, geldi parkımız. Güzel. Da bir dakika. Fiberglass plant diyor. Bu oil. Ore diyor. Şey bu ya. Maden sektörüne. Maden sektörü seviye atlamış daha doğrusu. Hemen şurayı bir düzeltelim. Burası böyle olmaz. Tamamdır. Nasıl yapmışsam orayı artık bilmiyorum. Burayı ağaçlandıracağız ama şu an değil. En son ağaçlandırma işini yaparız. Çöp kamyonları geliyor. Birazcık bölgede çok fazla ev olduğu için çöp kamyonları yetişemiyor. Haklı olarak tabii ki. Ama zamanla toplayacaklardır çöpleri. Burada bir trafik oluştu. Nedense sanki trafik lambası var gibi geldi bana. Evet varmış. Hemen görürüm. Affetmem. Hemen trafik lambasını görürüm abi. Hiç affetmem. Evet, sanayi sektörü isteniyor. Bayağı bir isteniyor. Sanayi sektöründe şu madenlerimizi yapmıştık ama burada yeteri kadar var. Daha fazla yapmak istemiyorum. Trafik olacaktır. Daha fazla yaparsam bölgede yeteri kadar var. Ellemeyelim o yüzden. Hala yetmiyor diyor. Niye yetmiyor acaba? Neyse burayı geçelim. Şimdi başka nereye bir sanayi sektörü yapabilirim diye düşünüyorum. Orman sektörü de bayağı gelişti aslında. Burada. Başka sektörde yapabiliriz. İlla ki tarım veya orman sektörüne girişebilirim bu alanda. Biz orman sektörü yapmışız. Bu da bayağı bir gelişti. Ha, bunu aktaramıyorsun. Tamam. Biraz şey yapmam. Üretim yeri yapmam gerekiyor. Okey. Sıkıntı orada. Aslında çok fazla gelmiyor. Niye öyle görünüyor? Acaba araçlar yetişemiyor mu oraya? Öyle bir sorun mu var? Biz yine bir tane koyalım. Şöyle üretim merkezi yapalım. Hangisini üretiyorsun? Şuradan üretiyorsun galiba. Aynen. Bu pellet plant. Daha farklı. Şimdi yalnız bu da her tarafa yapılmaz ki kardeşim. Oraya bir yol lazım. Hemen şöyle yolumuzu çekelim. Bu yollar şeyli değil mi? Heh, çift yönlü. Güzel. Benim işime gelir. Hemen şöyle yapalım. O zaman bu bölgemize bir tane bir koyalım. Tabii niye kirlilik gösteriyor? Etrafını bu kirletiyormuş bu arada. Etrafını kirletiyor. Allah Allah. Etrafını kirletmesi pek olmadı ama bu yapmayacağım anlamına gelmiyor. Mesela şuraya koyabiliriz. İşaretlemem lazım onu. Sorun orada. Şu işareti devam ettirelim. Yani suyu da kirletmek istemiyorum. Bakalım eğer suyu kirletecekse hiç yapmayalım. Yani şuraya koysak yeterlidir. Şöyle koyulabilir. Bir yol daha çekelim o zaman. Böyle yaptığım zaman galiba kirletmeyecektir. Bir bakalım. Güzel, kirletmiyor. Şu şekilde koydum. Bakalım nasıl bir üretim olacak orada. Yavaş yavaş oraya gönderecektir araçlarımız. Yalnız burada bir trafik sorunu var. Peki neden orada trafik sorunumuz var? Işık yok. Fakat buradan giriş ve çıkışlar bu taraftan bağlandığı için büyük bir sıkıntı yaşandı. İşte büyük bir hatayı burada yaptık arkadaşlar. Fakat bu hataydan dönme şansımız var. Şöyle dönme şansımız var. Çok kolay. Çok çok kolay. Buradaki yolu devam ettireceğiz. Buradaki yolu bu yollarla birleştireceğiz. Bu yollar gelirken bu yollarla birleşecek. Biraz karışık görünüyor fakat bu yöntemi yaparsak trafik sorununu halletmiş olacağız. Thank you.
Evet arkadaşlar, çok fazla hızlandırmayacağım. Burada şimdi şöyle bir şey yaptım. Niye böyle bir şey yaptığımı söyleyeceğim size. Kavşak gerekiyor çünkü bu yol çok kalabalık abi. Bu yoldan bir kavşağa bağlamazsak, bir başa bağlayacak bir yerde bulamadım. Geniş bir alan bulamadım. Bu yolun yönünü değiştirdik ama sorun yok. Aslında biz yanlış yaptık. Bu yol şimdi buraya da birleşiyor. Tam tersi buradan böyle gelecekti. Hemen düzeltelim onu. Feci bir hata var burada. Böyle olmaz ki bu. Bu yolun yönü şöyle değişecek. Bunu değiştirebiliriz. Sorun yok yani. Yönünü sadece değiştireceğim. Tabii güzel bir şekilde değiştirelim. Bir de burada yükseklik olmasın. Yine üzerinden geçsin de. Ben buranın yüksek olmasını istemiyorum. Hatta seni de silelim şöyle. Dur bakalım bir. Hemen şimdi sizi ayarlayacağım ben. Şöyle bir yaptım. Hop. Orayı öyle yapmasaydık iyiydi. Geri çekme şansımız da yok. Neyse. Dolduralım şöyle. Tamamdır. Şimdilik böyle kalsın. Ben buradaki yollarımı önce bir sağ tarafa yönlendireceğim düzgün bir şekilde. Böyle bir şey yapacaklar. Tabii güzel bir şekilde gelmesi lazım buradan. Çok fazla da böyle ivme kazanmasın. Şu şekilde güzel. Sen de aynı şekli ver. Tabii aynı şekli yapmak biraz zordur. Ama imkansız değildir. Burası niye böyle oldu? Orası niye öyle oldu? Yani bir şekilde eşit gibi oldu. Şimdi tam tersini yapacağız. Yollarımız şöyle gelecekler. Birazcık şey yaptık ama bayağı bir dönüş yaptı. Peki şöyle yapsak. Şöyle bir gelsen. Ben seni burada düzeltsem. Ki düzelirsin. Eminim ona. Tamamdır arkadaşlar. Burası da böyle olacak. Bayağı bir dönüş oldu bu tarafta. Sorun yok. Yeter ki yollarımız düzgün bir şekilde çalışsın. Hiçbir sorun yok. Aynen şöyle bir dönüşümüz var. Ve bu yol aslında bu tarafla birleşecek. Yani bir bu tarafla birleşecek, bir de diğer tarafla birleşecek. Geliş gidiş yapalım. Buradan geliş, buradan gidiş olsun mesela. En azından trafiği hafifletir mi acaba diye baktım da. Çift yönlü olsa o da olabilir. Daha buraya çok etkileyecek yalnız. Şöyle çift yönlü de yapabiliriz. Acaba bu şekilde olabilir mi diye bakıyorum da. Şöyle gelsek aynı şekilde. Burada biraz sorun var. Bu olmayacak. Biraz daha acaba şey yapsak. Olma şansı var mı? Yani şöyle yapsak. Şimdi nasıl? Bir de şöyle yapabiliriz. Böyle olmaz. Evet arkadaşlar, bu şekilde hiç fena durmadı. Şeklimiz böyle. Ve bu yol buradaki yolla birleşince bence durumlar hallolacak gibi. Direkt gelebiliyor mu acaba? İnşallah gelebiliyordur. Ha böyle gelebiliyorsun. Çok güzel. Fena durmadı. Bir de bu tarafla birleştirelim. Böyle de bir kavşağımız olsun. Peki lamba oldu mu? Lambamız da yok. Şunları şimdi yönleri nasıl ayarlanacak? Bir dakika, yönlerinde sıkıntı var galiba. Aynen tam tersi olması lazım. Bu şekilde de ayarlamış olduk. Asıl burası için yapmıştım ben. Şimdi orayı da hemen ayarlamak istiyorum. Tek kötü yanı yaptığımızda bu yolla birleşine sıkıntı olmayacak. Fakat bu yolun da bunlarla birleşmesi lazım. Onu nasıl yapacağız? Onu düşünelim.
nereden birleştirebiliriz diye bakalım. Yani şu yollar tam gelecek ama bu yolları nasıl birleştireceğiz? Gerçi yaparız. Şöyle yaparız. Bunlar bir giriş bir gidiş ya. Mesela birisi şöyle gelecek. Böyle kavis var. Aynen şöyle gelmesi lazım. Birisi de böyle gelecek. Gelemeyecek. Evet. Bu da böyle gelsin. Ve daha sonrasında bunları böyle birleştireceğiz. Biraz daha yapabiliriz şu şekilde. Çok fazla oldu gibi ama onu ben bir kontrol edeyim. Bu taraf biraz aşırı oldu gibi. Şöyle yaparsam düzelecek. Aynen. Bu tarafta buraya birleşince bir sorun kalmadı. Sadece şu sorunumuz var. Buradaki yolun bu tarafla birleşmesi gerekiyor. Hemen şu yolu ayarlayayım ben öncelikle. Dengesiz bir yol oldu. Yönlerini tam tersi yapıyoruz. Tamam. Bir de bu tarafı ayarlayalım. Ağacı aldık ya. Tamam. Gayet güzel oldu. Yakıştı abi. Yani kötü durmuyor bence. Gayet iyi duruyor. Yakıştı. Hemen action'ı verelim. Bakalım yollarımız çalışacak mı? Yollarımız gümbür gümbür şu an çalışıyor. Bir tek şurada ışık olma şansı var. Yokmuş. Tabii ki burada sorun çıkacak. Biraz trafik olacak. O kadar da olsun artık yani. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Belki bir yerden, başka yerden kavşak verebiliriz. Geçişlerde sıkıntı var. Dönüşlerde sıkıntı var daha doğrusu. Bu zamanla alışacaktır bunlara araçlar. Hepsi de bakın dönmek istiyor bu tarafa. Normal. Hepsi bu tarafa geçmek istiyor. Şu yolları birleştirmeden orası rahatlamayacak. Şimdi burayı birleştirmek kolay. Direkt yaparsın. Hiçbir sorun yok ama diğerini yapmak bayağı bir zor. O bayağı bir zor. O diğerini artık nasıl yaparız hiç bilmiyorum. Öncelikle şu birleştirmemizi yapalım. Önce bir düz yol gelsin. Düz yol gelsin şöyle bir. Bu yola göre gelsin ama. Niye bu yola göre olmuyor? Saçma değil mi? Şöyle şu yola göre yapsak o da olabilir. Bir dakika. Şuraya şöyle verdim. Seni iptal ettim. Daha sonrasında bu yolu böyle yaparsak olacaktır. Tam tersini yapıyoruz. Aynen. Geçişi yapalım. Burası da bu tarafla birleşsin. Bunlara ihtiyacımız yok. Bir tek burada var. Burada da ihtiyacımız yok. Sil abi. Ha. Bu sefer buraya elektrik gitmeyecek. Tamam neyse. Yapmayalım bir daha öyle. Şimdi arkadaşlar buraya geçişlerimizi yaptık. Okey. Bir sıkıntı yok. Buradan da bir yol çekmem gerekiyor. O yolu acaba nasıl çekebilirim? Acaba şöyle gelse. Ki gelemiyor düzgün bir şekilde. Oradan nasıl geçecek? Peki buradan gelip böyle buraya birleşse o da olabilir. Yani her şey olabilir arkadaşlar. Ha, senin biraz kayman lazım. Buradan yolu çektik. İnşallah işe yarar. Parkımız gelişmiş. Çok güzel. Yeni böyle denizler yapabildiğim, su alanları yapabildiğim parklar geldi. Çok güzel. Şimdi ben seni o zaman buradan da verebilirim. İlla ki oradan vermek zorunda değilim. Gidiş, geliş. Ama bir daha yapmam lazım ayrıyetten. Çok karışık abi burası. Oraya pek kullanacaklarını zannetmiyorum. Peki böyle olsa nasıl olur acaba?
Bu şekilde. Evet. Sorun, sorun, sorun. Niye sorun abi? Bu araçlar niye sorun oluşturuyor şimdi? Ben onu anlayamadım. Bu tarafa geçmeye çalışıyorlar. Buradan geçiş yok mu? Var. Aha! Bulduk sorunu. Bu bölgeyi yapamamışız. Niye böyle olmuş burası? Tam tersi olması lazım. Vay başıma gelenler. Ben diyorum niye trafik oldu? Normal abi trafik olması. Sen niye buraya yapmıyorsun ki yani? Nasıl görmüyorum ben burayı? Mesela burayı da aslında birleştirmem gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Orada bir kavşak oluştu yalnız ya. Çok büyük. Onu nasıl halledeceğiz? Hiç bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Ki buradan da bir yol gelmiyor. Allah Allah. Halbuki böyle gelebiliyor. Tamam. Şimdi rahatlayacaktır. Çünkü tek yönlü vermişiz orada yolumuzu. Araçla geçemedi. Şimdi rahatlayacak. Ne gitmiyor bunlar? Ah, gitmeye başladılar. Tamam. Oldu, oldu. Şimdilik oldu. Bir de biz gene bu yolumuzu yapalım. Buradan bir geçiş verelim. Araçlar belki bu tarafa gitmek isteyebilir. Dolaşmasınlar. Direkt buradan bir otoban verelim. Otoban da verebiliriz şöyle. Hızlı bir otoban. Bak bu otoban olabilir mesela. Daha hızlı giriş yapacaklar. Bir de şuraya bir giriş yapalım. Onu da şöyle verdim. Allah Allah. Şöyle verdim. Evet. Aslında biraz daha yanaşabilirsin şöyle. Bu yolu yerin altından versem nasıl olur acaba? Sizi bir şöyle alayım beyefendi. Niye kayalar yok ediyorsun ki? Ne alaka? Yok abi oradan olmaz bu ya. Peki tamam. Anlıyorum. Şöyle gelsen acaba olur mu? Mesela buradan bir dönüş yapsan. Şöyle. Daha sonrasında şöyle dönüş yapsan. Sonrasında böyle gelsen mesela. Sonrasında böyle gelsen. Daha şöyle gidebilirsin. Sonra böyle gel. Ama yükselerek gel tabii buraya. Altı. Öyle bir yerde ki arkadaşlar. Beni deli etti şu an. Bak buram buraya gelmiyor. Çünkü metraj çok yüksek. Ama böyle gelebiliyor. Allah Allah. Abi çok yükseksin ya. Onu ben nasıl ayarlayacağım şimdi? Biraz yükseltmem lazım burayı. Anca öyle ayarlanabilir. Çok değişik bir şey değil mi? Çok küçük lazım bana burada. Şimdi bakalım nasıl olacak. Ona doğru şey yapman lazım.
Öyle oluyorsun da. Yalnız bir sıkıntı var orada. Kardeşim. Bunu niye ayarlamıyorsun? 15 metre tamam. Orada öyle olmaz işte. O tarafta öyle bir şey olamaz abi. Bir şey daha var aslında. Yapılabilir. Şöyle yapılabilir. Yerin altına versek. Tamam. Şöyle yapsak. Aha, oldu valla. Gel şöyle. Çık şimdi yukarı. Hamaran çıkma yukarı. Böyle gel. Çık babacım. Tamam. Budur abi. Budur abi. Oldu mu? Oldu ama tam tersi olacak. Yolları tam tersi yapıyorum. Bakalım bu yol işleyecek mi? Bence işleyecek. Gayet de güzel oldu. Şimdi yerin altını ayarlayalım. Bir dakika. Böyle olmalı. Böyle olmalı. Böyle. 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 Ve böyle. Evet. Giriş ve çıkış yaptık arkadaşlar burada. Bakalım bu yolu kullanacaklar mı? Bence kullanacaklar. Gayet de iyi oldu. Tamamdır. Bu sorunu hallettiğimizi düşünüyorum ben. Bir trafik yok. Bir tek girişte var. O da normal. Olsun abi. Olsun, olsun. Şehir girişi olduğu için burası trafik olması gayet normal. Buna bakmıyorum çünkü bu bölümde full trafikle uğraşmak istemiyorum. Şimdi öncelikle şu sanayi bölgemizi bir yapalım. Sanayi bölgesi bir tane daha yapacağız. Bu yol böyle geliyor. Bir sanayi bölgesini ben bu tarafa aslında kurmak istiyorum. Gerçi burayı kurarsam orman sektörü olabilir burada. Yapılabilir. Hem burayı kirletmez hem de alanı değerlendirmiş oluruz. Küçük de olsa yapılabilir. Ama buraya bir kavşak gerekiyor. Peki kavşakta yapacağım kavşaklarda şunu kullansam buraya sığar mı? Evet, birazcık sığmayabilir. Ama yer şeklini ayarlayarak bunu ayarlayabiliriz. Evet, bu kavşağı yaparsak abi sanayi sektörüne bir hızlı geçiş yapabiliriz buradan direkt ve devam ettirebiliriz burayı açtıktan sonra. Küçük bir tane başka yere de koyabiliriz. Niye böyle zorluyorum ki ben? Başka bölgeler de var sonuçta değil mi? Niye oraya zorluyorsak? Şimdi ağaç sektörü yapacağım için kirlilik olayı olmayacak. Sadece gürültü olayı gerçekleşecek. Bence aslında şu tarafa da kurabiliriz ya. Gerçi bu tarafa ben şey yapmak, ofis sektörü falan yapmak istiyorum da. Şimdi orayı pek fazla da ellemek istemiyorum. Bu tarafa olabilir. Yani burası boş bir alan. Veya şuraya küçük bir yer olarak evlerimizi buraya yaparız, sektörümüzü de buraya koyarız. O zaman bu bölgeyi yapıyorum.
Evet, burayı da böyle yaptık. Şimdi neden böyle tasarladığımı ben size göstereceğim. Bu tasarımı niye böyle yaptığımı. Farklı bir tasarım olduğunun farkındayım. Tren garları kurmak istiyorum şu orta alana. Tren rayları da yerin altından geçecek belli bir yerden. Gerçi yine de şunlara ara yol çekebiliriz. Dur, böyle olmaz. Şöyle küçük yollar araya çekilebilir. Doldurmak için yapıyorum bunları sadece. Oraya çift yönlü yapalım. Evet, bu şekilde olabilir. En sonda buradan çıkış yapacaklar. Giriş bu taraftan olacak. Otoban yapıyoruz tabii ki de. Girişlerimizi, çıkışlarımızı otobanla bağlayacağız. Şöyle yapalım bir. Şimdi bir dakika. Buradan giriş olacak. Yalnız o öyle gelmez. Buradan çıkış olacak. Buradan giriş olacak. Tam tersi. Buna göre yapmalıyız. Yapacak bir şey yok. Tam tersini yapalım o zaman. Giriş, 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 giriş. Çıkış, çıkış. Girişi yaptık. Buradan böyle geldik. Devam ettik. Böyle geldik, 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 geldik. Geldik ve giriş oldu, olmadı. Çıkışı o zaman bir dakika. Buradan geldi araçlarımız. Buradan girecekler, buradan girecekler. Gelecek, gelecek, gelecek. Gelecek araçlarımız. Gelmeye devam edecekler ve buradan çıkışı yapacaklar. Daha sonrasında şöyle yapabiliriz. Devam edip buraya dönebilecekler. En azından buradan dönüş yapabilecekler. Tamam, oldu. Hemen burayı işaretlemek istiyorum öncelikle. İşaretimizi koyalım, ağaçlandıralım. Biraz da olsa şekillendirelim bu bölgemizi. Trenlerimizi de yapalım. Özellikle önce metromuzu yapmak istiyorum bu bölümde. Metro işini bir halledelim. Hemen buraya bir işaretleyelim orman sektörü olarak. Böyle orman sektörümüzü yaptık. Bir de ağaçlandıralım. Hemen ağaçlarımızı da koyuyoruz. Nerede ağaçlar? Burada ağaçlarımız. Tamamdır. Ağaçlarımızı da koyduk ve şunu yapıyorum baba. Şimdilik böyle olsun. Trafik olmazsa biraz daha çoğaltırız. Hemen bir su. Bana bir su lazım. Suyumuzu da verdik. Elektrik de verelim bunlara. Elektrik de anında göndereceğiz. Evet, yavaştan bu alan değerlenmeye başladı. Tamamdır. Ateşini alacaktır. Almazsa da ofislerimi yapacağım biliyorsunuz. Yeni parklarımız geldi. Çöp sorunu var abi. O çöp bunlar toplamıyor. Veya bunlar başka bir şey topluyor galiba. Bize illa şu çöpçüden lazım. Kirletmek zorundayım ve kirlettiğim bölgeyi de şöyle yapacağım arkadaşlar. Oraya da bir başka bir sektör, sanayi sektörü koyabilirim. Yakın bir yere lazım. Yapacak bir şey yok. Bir yeri belirlemek zorundayız. Yoksa devam etmiyor oyun. Olmuyor yani. Ne yaparsanız yapın bir yeri kirletmek zorunda kalıyorsunuz eninde sonunda. Onun bir geri dönüşü olmuyor. Orası da burası olacak. Fakat denizi şey yapmayacağım. Bunun yolu böyle olmasın. Yaparken de denizi kirletmeyeceğiz. Veya şuraya koysak acaba? Çok kötü duracak orada da ya. Burada olmaz. Hep kıyı kesimi var ya. Her taraf çöp dolmuş durumda. İnsanlar terk ediyor şehrimizi. Yapacak bir şey yok yani. Buraya yapmak zorundayız abi. Ne yapalım? Yer yok. Yer yer. Anladın? Peki ne kadar kirletiyor bunlar bizi? Bunlardan koysak fazla kirletmiyormuş ya. Çok da fazla. Yani şuraya birkaç tane koyulabilir. Etrafını çeviririz abi bir şekilde. Ağaçlarla falan kapatmaya çalışırım.
Evet, simetrik olmayacak, farkındayım. O yüzden buna göre yapmak istiyorum. Oğlum. Buna göre olmadı. Dursun bir oyun da. Çok çöp oldu çünkü bölgede. Burada ne sıkıntı var? Ben anlayamadım ki. Ne abi bu? Burası yamuk mu olmuş? Yo. Şu çitlere göre yaptığı için yamuk görünüyor. Ben buna göre istiyorum kardeşim. Diğerini boş ver. Heh. Buna göre yap. Tamam. Şöyle yaptık. Şöyle verdim. O yol devam etsin. Belki işime yarayabilir ilerleyen zamanda. Bunları da böyle koyarsak kirletmeyeceklerdir. 4 tane koyacağım. Çünkü lazım arkadaşlar. Artık şehrimiz kirlenmeyecek. Da burası bayağı bir kirlenecektir. Neyse. Dağılsınlar etrafa. Elektrik çek. Bunlar elektrik de üretecekler biliyorsunuz. Tamam. Etrafını böyle ağaçlandırıp kapatacağım abi. Böyle çok fazla belli olmayacaklar. Tamam mı? Etrafını kapatacağız. Yavaştan çalışmaya başlasınlar. Şimdi biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Ne yapmadık ki? Her şeyi yaptık bu bölümde. Yollarla çok uğraştık farkındayım ama sorun yok. Peki. Sanayi sektörü evet artık hallolmuş. Burası dolmuş durumda. Boş yerler de var. Baktığınız zaman şöyle. Güzel. Tamamdır. Şimdi. Bir tane polis merkezi yapalım. Bir tane itfaiye koyacağım. Herhalde başka bir şey. Burada ihtiyacı yok. Bunu boş verin. İkisi yeterli. Tamam. İşçi isteniyor. Çünkü şehrimizi terk etmeye başladılar. Çöp sorunu yüzünden. Aa, bu evler ne güzel olmuş. Vallahi burası da bayağı değerlenmiş durumda. Mükemmel. Vallahi mükemmel. Elektrik bayağı üretiliyor. Evet, çöp kamyonları çalışmaya başladı. Yeni parklarımızı diğer bölüme aktaracağım. Arkadaşlar, bence bu bölümlük veya olmadı ama hastalık mı var orada? Çöp sorunu yüzünden. Vallahi çöpçüler. Babacım bu ne ya? Bu bölüm tam böyle katliam oldu. Farkında mısınız ya? Abi yol yokmuş. Ben diyor niye öyle çöpçüler gitmiyor diyorum ya. Tam bir katliam yaptım bu bölümde var ya ben. Her şeyi unuttum abi. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Abilim. Abilim ne? Abicim diyeceğim. Abilim diyorum. Şaşırmışım kendime. Giriş çıkışı alt yoldan yapsak mı diyorum buraya da. Veyahut da şuraya birleştirsek. Şimdi buraya birleşsin. Bir an önce buradan gelsinler. Yapacak bir şey yok. Bunu yapmazsak nanayı yiyeceğiz. Şöyle yapmam lazım yalnız. 6 metre. Dur lan. Metre. Niye olmuyor? Ben diyorum niye bunlar böyle gösteriyor sürekli? Neden olacak? Evet, bu yolda böyle tasarlayacağız. Tamam. Bu ne ya?
yukarı gelmesi lazım bu yolun. Böyle gelmesi lazım. Tamam, şimdi oldu. Çöpçüler yavaştan gitsin o bölgeye. Abi çok büyük bir sorun yapmışız ve bu bölge değerli bölgemizdi. Eci kötü oldu. Burada polis yok mu la? Allah Allah, burada polis merkezi yok mu? Var. Evet, çöpçülerimiz gitmeye başladı. Maalesef şeyi kaybettik bayağı burada. Nüfusu kaybettik ve bölgeyi de kaybediyoruz. Ulan ya. Yaptığım hata görüyorsunuz değil mi? İşte insanın kafası karışabiliyor bazen. O kadar çok fazla bölge var ki. Hepsine bakamıyorsunuz. İlla ki oluyor bunlar. Kulağımıza küpe hepsi bunlar. Sıkıntı yok. Evet dostlarım, burası da iyileşirken bölümün burası sonuna geldik. Artık bölge yavaş yavaş düzelmeye başlayacaktır. Çöpçülerimiz bayağı gelmiş durumda. Bakın çöpçüler, polisler hepsi gelmiş. Sağlık ambulanslarımız burada. Çünkü hasarlanan insanlarımız var. Çöpler atılamadığı için. Burası bayağı bir karışık anlayacağınız. Görüyorsunuz değil mi? Fotoğraf çekeyim de. Evet. Evet dostlarım, burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.